11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif 6 Mayıs yani bugün itibariyle başladı. Hepimize mübarek olsun. Milyonlarca Müslüman oruç tutacak, teravih namazı kılacak, dualar edecek. Peki İslam dini bu aydan nasıl yaşanılması gerektiğini söylüyor. Nelerden uzak durmak, nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu soruların yanıtını Antalya İl Müftüsü Osman Artan'dan aldık. Türkiye genelinde ilk teravih namazı kılındı, sahur yapıldı, 11 ayın sultanı Ramazan başladı. Milyonlarca Müslüman 29 gün boyunca oruç tutup ibadet edecek. Ramazan ayı malumunuz bizden önceki ümmetlere de farz kılınmış olan oruç ibadetinin yapıldığı aylardan birisi. Müslümanlar için ve İslam alemi için çok önemli. İbadetlerimizi yaparken, orucumuzu tutarken ben niçin oruç tutuyorum diye zaman zaman sormamız lazım. Antalya İl Müftüsü Osman Artan Ramazan ayında sık sık yaşanan kavgalar hatırlattı. Oruç tutanları sokakta ve trafikte sakin olması konusunda uyardı. Sigara içen kardeşlerimiz veya böyle açlıktan dolayı sinirleri fazlalaşan kardeşlerimiz olabilir. Oruç tutmak suretiyle kazandığımız sevaplarımızı, namaz kılmaktan dolayı kazandığımız sevapları kaybetmeyelim. Sabır gösterelim ve orucu sadece kendimiz için ve Allah rızası için tuttuğumuzu, sevabını kendimiz alacağımızı bilelim başkasına tuttuğumuz oruçtan dolayı eziyet vermeyelim diyorum. Osman Artan ayrıca gösterişli iftar sofraları yerine ihtiyacı olanların davet edileceği sofraların kurulmasını tavsiye ediyor. İftar sofralarının amacı nedir? Fakirlerle beraber olmaktır. Gariplerle beraber olmaktır. Yani bir de konu komşu bir araya gelip kaynaşmayı sağlamaktır. Bu iftar sofraların sadece zenginlerin ve belli kimselerin davet edildiği, belli kimselerin bugün sende bugün bende şeklinde Efendim büyük masraflarla yaptığı sofralardan ziyade fakirlerle beraber olursa birlikte olursa ancak o zaman iftar sofralarının bir anlamı olur.